Devletimizin vermiş olduğu %75'lik hibe kapsamında Kayseri'de ben bu 200 dönümlük bir alana fasulye ekecektim. Normalde ben buraya 50 dönüm ekiyordum ama devletin %75'lik desteği alsaydım ben buraya 200 dönüm fasulye ekecektim. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirtmiş olduğu gibi bir karış ekilmedik toprak bırakmayacağız düşüncesinden yola çıkarak zaten biz burayı ekiyoruz. Ancak verilen tohum desteği de bize çok büyük bir avantaj olacağından dolayı bu alanı komple ekmek için geldik, çalışmaya başladık. Ancak İl Tarım Müdürlüğü ve ilçe tarım müdürlüklerine tohum desteği için müracaat yaptığımızda dediler ki müracaatlar geçen hafta Cuma günü bitti dediler. Yani bu müracaat ne zaman başladığının bilgisi dahi bize verilmedi. Sadece ekranlarda destek verilecek dendi ama ilçe tarım müdürlüğü tarafından orada numaralarımız kayıtlı olmasına rağmen her konuda çiftçiye toplu mesaj atan bir ilçe tarım müdürlüğü neden bu konu için toplu mesaj göndererek çiftçilere kim ne ekecek, kim ne dikecek bunların müracaatını yapın diye bu mesajı neden atmadılar? Şu gün son gün niye neden demediler? Dedikleri gerekçe ise muhtara söyledik. Muhtar bize hacılarda eken çiftçinin yani fasulye ve mercimek eken çiftçinin olmadığını, burada ekilen ekimlerin güzlük sonbaharda ekimler olduğunu söylediler. Ancak ben burada bunu da belirtmek istiyorum. Ben geçen hafta bu alanda 50 dönüm kadar yazlık buğday ekimi yaptım. Bunu da ben her yıl yapıyorum zaten. Burada 200 dönüm fasulye ekmeme engel oldular. Ben bu fasulyeyi kendi imkanlarımla 50 dönüm ekeceğim. Desteği alsaydım 200 dönüm ekecektim. Ve Sayın Tarım Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Lütfen il tarım ve ilçe tarım müdürlüklerine bir uyarı yapılsın. Ya ilçe tarım müdürlüğü ne işe yarıyor? İlçe tarım müdürlüğünün görevi nedir? Nerede kaç tane çiftçi var? Kim ne ekiyor? Kim ne dikiyor? Bunlar neden kontrol etmiyorlar? Önlerinde liste olduğu halde.